Bölüm 12. Pijama Partisi. Birkaç hazırlık sonrası herkes nihayet bir araya toplandı. Kızlar, çok mutluyum. Sonunda arkadaşım da yatıya kalıyorum. Bunu iple çekiyorum. Miranda mutlu çığlıklar atmaya devam etti ancak Amber onun kadar coşkulu değildi. Evet, eskiden arkadaşlarımla her hafta sonu bir araya gelirdik. Onlar şimdi nasıl acaba? Anlamıyorum. Neden sadece bir gece için bu kadar hazırlık yapılıyor? Miranda ile ikimiz alışveriş merkezinin yarısını dolaştık ve en az üçte birini satın aldık. Ne olmuş yani? Bu bir özgürlük gecesi, ebeveynler olmadan. Ne istersek yapabiliriz. Gelin anlatın şimdi Ursula yapacağım partisini. Bütün gece ayakta kalabiliriz. Ve istediğimiz her şeyi yiyebiliriz. Kız sen de bir şey söyle. Hiç bu şekilde davranmak istemedin mi? Ursula düşündü. Hayatım son zamanlarda çok değişti. Buraya gelmeden önce eğlenmeyi düşünemiyordum bile. Talimatlarım vardı, bir görevim, bir misyonum vardı. Şimdi dünyayı farklı görüyorum. İstiyorum sizi bu taraftan görmeyi, bunu denemeyi, sizinle beraber eğlenmeyi. Bu taraftan mı? Bu bir sorun mu? Kızlar birbirlerine baktılar. Olmaz ki, bu tür buluşmalarda kimse kimseyi izlemez. Hem birlikte her zaman daha eğlenceli. Ben, dürüst olmak gerekirse, nasıl davranacağımı bilmiyorum. Endişelenme, sana yardım edeceğiz. Tamam, paketleri açma zamanı. Ops, bu nedir? Fido. Kızlar konuşurken kurnaz yaratık yiyeceklere ulaştı ve şimdi büyük bir zevkle poşeti çiğniyordu. O neden burada? Ray ile olması gerekmiyor mu? Aslında öyle. Ancak son zamanlarda öyle bir ruh hali içindeydi ki. Yaramaz. Yaramaz mı diyorsun? Bagaja girdi ve bizimle alışveriş merkezine kadar gidip geri geldi bu. Otoparkta yedek lastiği yedi. Tamamen. Oha. Aç gözlü. Büyüyen bir organizma. Poşeti hayvandan almak için yapılan tüm girişimlere rağmen küstah yaratık yine de bir parçasını kaptı ve merdivenlerden yukarı koştu. Öte yandan, yiyeceklerimizin yerine poşeti yesin daha iyi. Galiba o cips yiyor. Cips neli? Ay. Fido yiyecek bir şey bulmadan tabakları alıp yukarı çıkalım. Ne yesek? Ve peynir sosu. Şüpheli görünüyorlar. Endişelenme. Özellikle dikkat ettim ve acı olanlardan almadım. Bir kucak dolusu tabak tutan kızlar üst kata çıktılar. Hayvan hiçbir yerde görünmüyordu ve herkes tabaklarını rahatça masanın üzerine koyabildi. Gerçek bir kız kıza takılması. Pijama giyeceğiz, saçlarımıza örgü öreceğiz, yastık savaşı yapacağız. Sonra makyajımızı yapıp tırnaklarımızı oje süreceğiz. Ve ayrıca Miranda. Heh. Yeter artık ama. 12 yaşında değiliz, yetişkiniz. Sakinleşsen ya. Biliyor musun? Ben bunu hiç yaşamadım. Ama bu da tam bir bebek işi. Ortaokulda bile bu kadarını yapmazlar. Belki öyle ama ben daha küçükken benim hiç ama hiç arkadaşım yoktu. O zamanlar her şey çok daha basit olsa bile. Misafir edebileceğim kimsem yoktu. Kamp yapmaya gidecek kimsem yoktu. Geceyi birlikte geçirecek kimsem yoktu. Sinemaya bile sadece ailemle giderdim. İşte benim için en anlaşılmaz kısım. Çok sosyalsin, aptal değilsin. Çok renkli bir hayatın var. Bütün sorun da bu zaten. Akranlarım sokaklarda takılırken ben müzik, yüzme ve eğitim ile meşguldüm. Babamın beni her zaman meşgul edecek bir şeyleri vardı ve benim de arkadaş edinecek vaktim olmadı. Ve eğer bu çocukluk dönemi geçtiyse o zaman ben öyle bir şey yaşamamış oluyorum. En azından bir kez kendimi küçük bir çocuk gibi hissetmek istiyorum. En sıradan çocuk. Herkes gibi. Miranda'nın gözlerinde yaş vardı. Miranda, özür dilerim. Bilmiyordum. Amber arkadaşının yanına gitti ve ona sıkıca sarıldı. Ursula müdahale etmeye cesaret etmeden onları sessizce izledi. Miranda yüzünü Amber'in omzuna gömdü ve ağladı. Çocukken seninle mangal alanında oynadığımız zamanlar hayatımın en mutlu günleriydi. Sonuçta yanımda kendini iyi hisseden gerçek bir arkadaşım vardı ve biz sadece kendimiz olabildik. Aniden uzaklaştı ve çantasına koştu. Fotoğrafı bile sakladım. Garip ve aceleci hareketleri yüzünden çantası yere düştü ve içindeki kozmetik malzemeleri her yere dağılıp döküldü.
İşte. Gerçekten çantasında bunu taşıyor. Hala saklıyor musun? Elbette. Bunun senin için bu kadar önemli olduğunu düşünmemiştim. Amber fal taşı gibi açılmış gözlerle fotoğrafa baktı. Yeniden yakınlaştığı çocukluk arkadaşına karşı çok utanmıştı. Miranda. Amber fotoğrafı Miranda'nın ellerine tutuşturdu ve doğrudan gözlerinin içine baktı. Elbette başka ortak anılarımızın olmaması üzücü ama şimdi tekrar birlikteyiz. Ve dürüst olmak gerekirse oradaki hayatımı sensiz hayal bile edemiyorum. Gerçekten mi? Kesinlikle. Ve şimdi birlikte yeni anılar yaratacağız ve kayıp giden günleri telafi edeceğiz. Biliyor musun? Sanırım sen haklısın. Bir süre daha çocuk kalsak güzel olur. Şey bilirsin, dalga geçip saçma sapan şeyler yapsak sadece bir akşam. Ciddi misin? Çok yakında yetişkin olacağız ve çok farklı şeyler için endişelenmeye başlayacağız. Faturalar, fiyatlar, iş. Ayrıca bir görevimiz var artık. Amber bunca zaman bir tarafta duran Ursula'ya kurnaz bir bakış attı. Ha? Sadece 5 yaşında olduğunu hatırlıyorum. Doğru mu? Evet. Yani senin de hiç çocukluğun olmadı. Ben bunu düşünmedim bile. Daha önce düşünmemiştim. Şimdi kesinlikle her şeyi denemeliyiz. Evet, öncelikle bir liste yapmalıyız. Amber not defteriyle kalemini çıkardı ve maddeleri sıralamaya başladı. Birinci madde. Küvet. Ne? Şey, filmlerde kız arkadaşların küvette eğlendiği gösterilir hep. Bir sürü köpükle. Köpük mü? Sabundan olan mı? Bu güzel bir fikir aslında. Ben hiç hayatımda böyle bir şey duymadım, filmlerde de görmedim. Amber ile Miranda küveti doldurdular. İçine tüm hoş kokulu şampuan, jel ve sıvı sabundan döktüler. Ama çizimi güzel. Kız Ursula sen de girseydin ya. Ursula ne yazık ki küvete tam olarak sığamadı ama elinden geldiğince kızlara katıldı. Bu gerçekten eğlenceliymiş. Köpüklü baloncuk havada yükselip dönmeye başladı. Bak uçuyor. Vay canına. Baloncuk tam Ursula'nın burnuna indi. Hapşu. Bir fikrim var. Kız bir avuç dolusu köpük aldı ve bu bulutu Ursula'nın yüzüne üfledi. Ne yapıyorsun? Hey, peki sen kendin kaşındın. Su sesi. Ne yapıyorsunuz? Bunu böyle bırakmayacağım. Banyo köpük ve kahkahalarla dolu. Kime daha çok suyu sıçratmalıyız? Hadi sen de bize katıl. Sen kaşındın. Kız bu bizi boğar. Ve yaşayan silah nasıl bir kuvvet ve hızda suyu ve hatta köpüğü sıçratabileceğini gösterdi. Sonuç olarak neredeyse tüm köpüğü bitiren arkadaşlar yoruldu. Bu kadar eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum. Temelde düşmanın sabun ve su sıçratmalarıyla şaşırtmalık bir nevi kirli savaş taktiğidir bu. Bu sadece bir eğlence türü. Aa evet, ben de tam olarak bunu kastettim. Çok tatlısın Ursula. Peki tamam, kendimize çeki düzen verelim. Şampuanım nerede? Onu küvete döktün, hatırladın mı? Tamam da hepsini değil ki. Ve Fido. Yaramaz hayvan gizlice banyoya girmiş ve en lezzetli kokulu şişeyi kapıp götürmüş. Ve listemizdeki ikinci madde, pijamalar. Ursula ile ikimiz bugün alışveriş merkezinin yarısını boşuna dolaşmadık. Karşımıza çıkan ilk pijamayı neden almadığımızı hala anlamıyorum. Nasıl? Seçmeden, beğenmeden. Hepsi oldukça rahat görünüyordu. Üzerindeki desenin ne önemi var? Ama bu bir renk tercihidir, psikolojik bir durumdur. Bunu nereden çıkardın? Televizyonda gördüm. Annemle babam bir tür belgesel izliyorlardı. Neyse, pijamalar her şeyden önce çok sevimlidir. Üstümüzü değiştirelim. Tamam, hemen. Sadece nerede olduğunu hatırlayayım. Hayır, sana da bir şey aldık. Ah. Yetişkin gibi. Büyülü tek boynuzlu at. Aşırı kötü. Bu da. Ve bu da. Tamam şimdi. Ay. Kız bir adım atıp kaydı, düşmeye başladı ama Ursula onu havada yakaladı. Ne oldu?
Yeter artık. Seni şimdi yakalayacağım. Tehlikeyi algılayan metamorf odanın etrafında koştu ve her şeyi devirdi. Ortalığı darmadağın edeceksiniz. Metamorf bu durumdan hiç memnun değildi. Yakalanmayacaktı ama ziyafetten de vazgeçmek istemedi. Yakala onu. Nerede saklanmalı? Dolaba, yatağın altına. Yatak örtüsü çok daha güvenli bir sığınak gibi görünüyordu ve hayvan orada saklanmak için koştu. Şimdi al, onu orada çıkar. Yatağın altından karakteristik bir ses duyuldu. Orada ne buldun? Orada ne yiyor bu? Yatağımın altında öyle bir şey yok. Miranda yere dağılmış kozmetik malzemelerine baktı. Oo, savaşçı kadın çok düşünmeden yatağı kaldırdı. Buyurun, bu kozmetiğin reklamında da dediler ki doğal malzemelerden üretilmiş. Aa, evet, kimyasal olduğu için yiyor. Buraya gel. Sonunda Amber yaramaz hayvanı yakalayıp onu sakinleştirmeyi başardı. Metamorfun yüzündeki son eğlencesinin izlerini silerek onu avuçlarının arasına aldı ve dikkatlice gözlerinin içine baktı. Hayır ya, ona kızamıyorum. Bakın ne kadar tatlı. Miranda yaklaştı. İyi olacak mısın? Sen çok tatlısın. Anlıyor gibi. Diğer evcil hayvanlar gibi. Kendini şefkat ve sevgi dolu bir ortamda bulunca sonunda sakinleşti ve sessizce köşeye uzandı. Peki şimdi ne yapacağız? Listemde birkaç madde daha var. Şimdi karar vereceğiz. Yastık savaşı, anne kıyafetlerinin denenmesi, makyaj ve manikür, örgü. İç çamaşırlarla yastık savaşı. İç çamaşır mı? Bu da her gece saniye abartıyor. Bu nasıl bir saçmalık? Bu kimin aklına geldi? Şey, erkekler bunun hakkında hep şaka yapar. Elbette aptallık ama denemek istedim. Tanıma bakılırsa genç kızlar için bir tür ilkel inisiye töreni gibi mi? Erkeklerden gizlice yapılmalı çünkü kızların vücutlarında o sırada koruma yok. Silah yerine yastık kullanan kadın gladyatörlerin olduğu bir arenayı hayal etti. Bu aptalca, kimse bunu yapmaz. Ama lütfen, ben de merak ettim. Peki ama pijamalarımızı çıkarmayacağız. Oley. Amber biraz akıllıymış yani. Kızlar yastıkları alıp yatağın farklı köşelerine gittiler. Hazır mısınız? Üç deyince. Ve savaş başladı. Kimse savaşçı kadına dikkatlice vurması gerektiğini söylemedi. Ursula, olmaz ki. Ama kazanmak için değil, eğlenmek için savaşıyoruz. Gerçekten mi? Affedersiniz, muhtemelen yanlış anladım. Amber alnını ovuşturdu. Neyse, tekrar deneyelim. Ve kavga yeniden başladı. Kızlar mucizevi bir şekilde yatağı parçalamadan üzerinde zıplıyorlardı. Her yere tüyler uçuştu ve etrafı kapladı. Eğlence sırasında Amber yanlışlıkla Miranda'nın saçını yastıkla dağıttı. Ah öyle mi? Dur sen, beni yenemezsin. Miranda Amber'e karşı atağa geçti. Ne yapmalı? Miranda'yı yen, Miranda'ya teslim ol. Tabii ki durduk yerde pes edemezdin. Al sana. Şimdi sana gününü göstereceğim. Miranda yine yastıkla saldırdı. Amber yanlışlıkla yastığını düşürmüş gibi yaptı. Kızlar neşeyle kahkaha atıp yatakta yuvarlandılar ve boğuşmaya başladılar. Sonunda Miranda Amber'i yatağa bastırdı. Kazandım. O kadar çabuk değil. Ve yastık savaşı yeniden başladı. Ta ki... Of. Yorgun üçlü yatağa düştü. Evet, ne düşünüyorsunuz? Oldukça eğlenceliydi. Eğitim açısından aptalca olsa da. Tamamdır, hayalim gerçek oldu. Ama bunu bir daha kesinlikle yapmayacağım. Sıradaki ne? Anne kıyafetlerinin denenmesi. Yani ben listeyi sırayla seçiyorum. Hadi annemin dolabına bakalım ve gençliğinde neyin moda olduğunu görelim. O zamanlardan kıyafetleri kalmış mı? Tabii ki. Tüm yetişkinler onları hatıra olsun diye saklar. Kraliyet ailesinin de bir kez bile giydikleri cübbeleri sakladıkları bir depo var. Bunun için 40 standart kuzey kanadı sahası ayrıldı. Standart saha mı? Evet, bu bizim alan ölçme kriterimiz. 10.000 arşın karedir. Amber ıslık çaldı. Tüm nesiller için kıyafet mi biriktiriyorlar? Evet. Hadi ama artık. Getir şunları. Bir süre sonra yatağın üstünde o kutular duruyordu. İçlerinde yok yoktu. Bol gömlekler, şapkalar, çeşitli boncuklar.
Annen eşyalarını aldığın için kızmaz mı? Onlara ihtiyacı yok nasılsa. Çoğunun modası çoktan geçti. Ayrıca biz sadece bir göz atıp tekrar yerine koyacağız, değil mi? Ah kızlar baksanıza. Miranda kutudan karışık renkli boncuklardan oluşan bir tomar çıkardı. Ne güzel, annen zevkliymiş. Hem de nasıl. Renkli boncuk iplerinin çözülmesi başarıyla sonuçlandı. Kızlar aynanın önünde dönerek kendilerine baktılar. Ne alsak? Ah bu ne? Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum bile. Annemin gençlik zamanında böyle bir şey kesinlikle giyilmemiştir. Deneyebilir miyim? Hadi. Miranda ayakkabıyı giydi ama çok büyük geldi. Bunlarla yürümeye çalışırsan ya bacağını ya da boynunu kırarsın. Olsun, ben birkaç iyiyle biliyorum. Çantasından iki mendil çıkardı ve katlayarak ayakkabısının topuklarının arasına koydu. Böylesi daha iyi. Ve ayakkabılar ona göre olmasa da odanın içinde neredeyse sorunsuz bir şekilde yürüdü. Keşke topukluyla Ursula'yı yürütselerdi. Nasıl ya? Çok deneme yaptım. Neyse ki babam dolabımda ne var bilmiyor. Şimdi sen. Ben mi? Ama ben yapamam. Hadi başka ne zaman öyle bir şans geçer eline. Hem öğrenirsin. Tamam hadi deneyelim. Ayakkabılar Amber'in ayaklarına cuk gibi oturdu. Şimdi kalk. Amber'in bu konuda pek başarılı olduğu söylenemezdi. Önce onu Ursula tuttu. Sonra Amber kendi başına zar zor da olsa yürüdü. Alışkanlıktan bacakları iki yana ayrılıyor. Vücudu sallanıyordu. Ama kız aynanın karşısında durduğunda muhteşem görünüyordu. Sırtı düz, boyu uzun, gururla kaldırdığı çene. Evet, ne diyorsun? Ben beğendim, beğenmedim. Harika görünüyor. Ve eğer bunlarla yürümeyi öğrenirsem mezuniyet balosunda parlarım artık. Kesinlikle, sadece tek bir eksiği var. Bacaklar yoruluyor. Olsun, buna değer. Kızlar eşyaları dikkatlice kaldırmaya başladılar. Boncuklarla ne yapmalı? Kendine sakla. Annem nasılsa takmıyor. Bana ise çok yakışıyorlar. Sıradaki ne? Makyaj ve manikür. Amber, Ursula, şimdi Miranda güzellik salonunu açıyoruz. Yanıma o kadar kozmetik malzemesini boşuna almadım. Kozmetik mi? Savaş boyası mı demek istiyorsun? Ne var? Yanlış bir şey mi söyledim? Pek değil. Buna savaş boyası da denilebilir. Gerçi bazı insanlar bu konuyu çok abartıyor. Şahsen ben akne görmediğim ve gözlerimin daha büyük göründüğünde aynadaki yansımamı çok daha fazla beğeniyorum. Sadece sen değil, erkekler de. Erkeklerin bununla ne ilgisi var? Hiçbir şey bilmiyorum. Bugün makyaj yapıyoruz. Ama önce manikür. Amber kısa tırnaklarına baktı ve üzüldü. Endişelenme, bununla bile çalışabiliriz. Şimdi öğreteceğim. Ursula sen de. Kızlar yatağa oturdu. Miranda çantasından bir manikür seti ve birkaç renkli şişe çıkardı. Şimdi alıyoruz. Eline tırnak törpüsünü alıp işe koyuldu. Ursula parmaklarını uzat ve onları ışığa doğru çevir. Tırnaklar şekillendirilince kızlar oje rengini seçmeye başladılar. Pamukları hazır edip harekete geçtiler. Sanki hiç beceremiyorum gibi. Bu sıvı her yere akıyor ve çok çabuk katılaşıyor. Sorun değil, ben sana yardım edeceğim. Son olarak tırnaklar boyandı ve kurutuldu. Miranda sen bir cadısın. Neden? Sadece bir cadı ojeyi ilk denemede hiç bulaştırmadan sürebilir. Şimdi makyaj. Ursula önüme otur. Ne ben? İtiraz yok. Burada gözlerini çok büyük çizmişler kızın. Yani beyazını. Savaşçı kadının cildinin daha kaygan ve farklı renkte olmasına rağmen Miranda onunla bile başa çıktı. Ursula'ya makyaj yaptıktan sonra savaşçıya bir ayna uzattı. Nasıl? Oha! Ben garip görünüyorum. Çok garip görünüyorsun. Tamamen farklı bir şekilde. Ve erkekler beni gördüklerinde benim hakkımda ne düşünecekler? Bence konuşma kabiliyetini kaybedecekler. Ursula makyajına alışmaya ve ona karşı tavrını belirlemeye çalışırken Miranda Amber'e döndü. Şimdi sıra sende. Direnmeyeceksin değil mi? Hayır, hayatımda bir kez olsun makyajım bir profesyonel tarafından yapılsın. Ya bu nasıl bir makyaj ya?
Vay canına, bir cadı olduğunu zaten söylemiş miydim? Bir daha söylersen kesinlikle inanırım. Sıradaki ne? Örgü. Ve elbette ki yeni bir saç modeli yapılmadan parti mi olurmuş? Oley, daha önce hiç arkadaşlarımın saçını örmemiştim. Lastik, kurdeleler ve çeşitli süsler aldım. Kız, senin de hiç arkadaşın yok, bunları nereden öğrendin? Miranda bir şey unuttun sanki. Ne? Amber anlamlı bir şekilde Ursula'ya baktı. Olsun, ben de sizi izlerim işte. Arkadaşlar yatağa oturdular. Tamam, ne yapabileceğimize bir bakalım. Tarağı eline alan Miranda işe koyuldu. Ay, bu çok güzel bir ara çizim. Harika. Ursula, ne diyorsun? Ona yakışmış ama kafanızdaki bu tüyler ne kadar zahmet verici. Çok fazla çaba gerektiriyor. Yıkama, tarama, şekillendirme. Benimkiler çok daha iyi. İddiasız. Durula bitti. Ben daha çok saç seviyorum tatlım. Miranda Ursula'ya dilini çıkardı. Şimdi sıra bende. Eskiden yatıya kaldığım arkadaşlarımın saçlarını sık sık örerdim. Amber'in becerikli parmakları Miranda'nın saçına kolayca şekil veriyordu. Toka ver. Saçı hazırdı. Miranda önündeki aynayı kaldırdı ve her yönden dikkatle kendini inceledi. Şimdi burayı toplayıp şurayı düzeltelim. Miranda, saçların ne kadar şekilsiz. Ama muhteşemler. Ve listemiz neredeyse bitmiş. Peki ne kaldı? Bugün evden çıkmadan önce babamın dolabına baktım. Tadam. Şampanya mı? Bu nedir? Şey, alkol. Peki onunla ne yapılır? Bir şampanya. Bayramlarda içilir. Sonra da millet dans etmeye başlar. Biraz rahatlatıyor ve gevşetiyor galiba. Ben kadehleri getireyim. Kızlar yere oturup önlerine kadehleri koydular. Ursula, aç bakalım. Ben mi? Geleneksel olarak şampanya şişeleri erkekler tarafından açılır. Ama aramızda hiç erkek yok. Ben açmaktan korkuyorum. Mantar fırlayabilir. Fırlayabilir mi? Tabii ki fırladı. Tereddüt et, yakala. Dikkatli ol. Biraz nefes almasına izin ver. İşte böyle. Savaşçı kadın şişeyi burnuna yaklaştırdı ve kokladı. Ama o zehir bu. Evet evet, alkol bir zehir olarak kabul edilir. Homolog monohidrik alkol serisinin temsilcisi. Yani bayram olunca kasıtlı olarak kendinizi zehirliyor musunuz? Barbarlık bu yaptığınız. Hadi ama. Kusura bakmayın ama sizin bu şampanyanızı içmem bir işe yaramaz. Bedenim evrenin çeşitli yerlerinin en sert koşullarında hayatta kalmak için tasarlandı. Daha basit söylemek gerekirse alkolün hiçbir etkisi olmayacak. Bir denesek ya. Evet, belki de farklı bir etki gösterir. Tamam ama ne olacağını biliyorum. Kadehler köpüklü içecekle doldu. Kızlar daire şeklinde oturdu. İçki içeceğiz madem. Bir şey söylemek istiyorum. Sizin gibi harika dostlarım var artık. Bu harika içeceği denemeye hazır mısınız? Kadehlerini tokuşturdular. İnce cam odanın her yerinde hoş bir çınlama sesi yaydı. Artık yetişkin olmamıza mı içsek? Evet, bunun üzerine çocukluğumuza veda ediyorum. Kızlar kadehlerini dudaklarına götürdüler ama içmek için acele etmediler. Dikkatle uzaylı kadına bakıyorlardı. Ne? Şey, alkolün seni etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyoruz. Hemen etkisini göstermez ki herhalde. Ursula kadehini tek bir yudumda boşalttı. Nasıl? Ekşi, bir de baloncuklar var. Amber elindeki kadehi tarttı ve hızla bir yudum aldı. Kabarcıklar hemen burnuna vurdu. Kız öksürmeye başladı. Dilinde acı ekşi ve şekerimsi bir tat kaldı. Sana nasıl geldi? Bir yıl sonra tekrar deneriz. İşte. Ya da iki. Sanki pek bana göre bir şey değil. Katılıyorum. Kalanı sanırım Ursula'ya verebiliriz. Peki. Şimdi güzel bir kaset bulup eğlenceli bir film açsak ve bayılıncaya kadar izlesek. Bundan mı bahsediyorsun? İçinde ne var? Bilmiyorum. Komşudan aldım. Şu deli komşudan mı? Malum komşudan mı? Evet. Bazen bize karşı bir komplo hazırlayıp hazırlamadığını kontrol etmek için onu ziyarete gidiyorum.
Hazine ararcasına mobilyaları hareket ettiriyorum. Analiz için bir şeyler alıyorum ve benzeri. Zavallı adam. Pekala, bu paranoyak adam ne izliyor görelim bakalım. Eminim ki bu kasette uzaylılar hakkında programlar falan vardır. Öyleyse neden diğer yaşam formları hakkında hiçbir şey bilmediğinizi söylediniz? Madem hakkımızda programlar bile yapılıyor. Ray ile ikiniz bir ara onları izlemelisiniz. Sanırım hep birlikte çok güleriz. Hadi sabırsızlanıyorum. Kaset itaatkar bir şekilde teybin içine atladı. Dekorlar pek bir ucuz. Oyunculuk da berbat. Ekranda Tropikada da bulunan özel bir villa hikayesi anlatılıyordu. Bizim gittiğimiz film çok daha iyiydi. Bu sahnede ana karakterler olarak katı bir hanımefendi ile hizmetçisi vardı. Sanırım bunun nereye varacağını biliyorum. Hizmetçi göğüslerini gösterdiğinde olay anlaşılmıştı. Oha! Adamın izlediği şeye bak. Düşündüğüm şey mi bu? Hanımefendi de uzun süre giyinik kalmadı. Anlamıyorum. İkisi de kadın. Nasıl yapmayı düşünüyorlar? Kaset hemen Ursula'nın sorusunu yanıtladı. Bir süre için resmen felç olan kızlar ekrana baka kalıp gözlerine inanamadılar. Zihin bunun durdurulması gerektiğini söylüyordu ama elleri itaat etmiyordu. Neyse ki iradeleri galip geldi. Bu çok garipti. Ve muhtemelen bu akşam için gereksizdi. Gördüğünü unutmaya çalıştı. Uyarılmıştı. Burada yöneliminiz belli oluyor. Biz Ray'i seçeceğiz. Ne tuhaf. Kendimi onların yerinde hayal edemiyorum. Amber'in yönelimi değişmedi. Evet, yatalım mı artık? Evet. Kızlar battaniye ve uyku tulumlarını hışırdatarak yataklarını hazırladılar. Amber Ursula ile yatacak, Miranda ile yatacak, teleskoba bakacak. Spor puanı alalım. Sen neden yerde yatıyorsun? Uyku tulumunu almadın mı? Uyku tulumum yok ki. Hem ben sıcak taşların üzerinde bile uyuyabiliyorum. Ama sen şu an vahşi bir gezegende değil, benim evimdesin. Madem öyle benimle beraber yat. Ve savaşçı kadın yatağın büyük kısmını kaplayarak yatağa girdi. Evet, bugün nasıldı senin için? Ne hissettin? Bilmem, karar veremiyorum. Garip gelir belki ama canlı hissettim sanki. Zaten yaşıyor olsam da. Harika, senin adına sevindim. Ve yorucu eğlencenin ardından bitkin düşüp hemen uykuya daldılar. Saatin çok geç olduğunu biliyor. Sizi rahatsız etmek istemiyorum ve belki sizi uyandırdım bile. Çünkü uyanmanız garanti olsun diye kasıtlı olarak en yüksek sinyali açtım. Of, bizi nasıl da korkuttun. Ne oldu? Yerel gözlem evine bağlanabildim. Orası tasfiye istasyonuna benzeyen bir nesneyi gözlemliyormuş. Ama bu imkansız. İstasyon hiçbir kanal tarafından izlenemez. Ancak gözlem evinin sahibi bir şekilde iletişim anahtarını almayı başardıysa. Ne olursa olsun metrikler değişmezse nesne dünya sistemine göre 15 saat sonra en uygun konumunu alacaktır. Hadi bakalım başlıyoruz. Ve birinci sezonun sonuna geldik. İkinci sezonda görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.